Vize çıkmış soruları. Aşağıdakilerden hangisi evliliğin ilanı ile ilgili değildir? A şıkkı kocanın mehir vermekle yükümlü olması. 2. Kızın velisinden izinsiz evlenebileceğini kabul eden mezhep ya da mezhepler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A şıkkı Hanefi. 3. Aşağıdakilerden hangisi altının vadeli satışının hükmüyle alakalı ihtilafların kaynaklarından değildir? B şıkkı zekat verilirken 96 gram altının esas alınıyor olması. 3. Ziynet eşyasını zekatı verilmesi gereken mallar arasında sayan bilgin aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı Ebu Hanife. Bir muta nikahını Şii Caferilerle birlikte Zahiriler de savunurlar. 2. Muta nikahı son yüzyılda ortaya çıkmış bir problemdir. 3. Muta nikahını savunanlar kendilerine göre en güçlü delil olarak Nisa suresi 24. ayeti gösterirler. 4. Muta nikahını savunanlar Hazreti Osman'ın bu nikahı yetkisi olmadığı halde yasakladığını belirtirler. Muta nikahı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Evet. B şıkkı yalnız üçmüş. Ne diyormuş? 3. Muta nikahını savunanlar kendilerine göre en güçlü delil olarak Nisa suresi 24. ayeti gösterirler. 4. Günümüz problemlerini çözmede İslam fıkhından yararlanma konusunda en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Direkt cevaba geçiyoruz. D. Güncel sorunların çözümünde İslam. Aşağıda verilenlerden hangisi fıkhi açıdan doğrudur? C. Sigara ve içki gibi sağlığa zararlı şeylerin satımı caiz değildir. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin doğrudan ilgi alanına girmez? E şıkkı inanç esasları. Aşağıdakilerden hangisi fıkha dinamizm kazandıran yapısal özelliklerden değildir? A şıkkı mezheplerin bulunması. Nokta nokta başını çektiği bir grup müçtehit, menfaatlerin bizzat mütekavvim mal olmadığını ancak kira akdi sebebiyle kiralanan mala tabi olarak mütekavvim hale geleceğini söylemişlerdir. Cümlede boş bırakılan yeri hangisi görmelidir? D şıkkı Hanefi. Hanefi başını çektiği bir grup müçtehit, menfaatlerin bizzat mütekavvim mal olmadığını ancak kira akdi sebebiyle kiralanan mala tabi olarak mütekavvim hale geleceğini söylemişlerdir. Eşini boşayan kocanın bunu hakime bildirmesi zorunluluğuna aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yer verilmiştir? B. Hukuki aile kararnamesi. Aşağıdakilerden hangisi fıkha dinamizm kazandıran yapısal özelliklerden değildir? Aşık mezheplerin bulunması. Aşağıdaki tedavi türlerinden hangisi orucu bozar? Periton diyalizi. Kocanın karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne ad verilir? İla. Kızlar hangi durumdaki evlilikte velisinin hakkını korumuş olur? Örfe göre velisini rencide edecek ve aileyi küçük düşürecek davranışlardan kaçındıklarında. Fıkıh ilmini mesaili şeriyeyi ameliyeyi şeklinde tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir? Mecelle. Yağmur sebebiyle namazların cem edilebileceğini savunan mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi şarttır? Namazların camide ve cemaatle kılınması.
tescil edilmemiş nikahın olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İhtilaf durumunda mahkeme davayı dinlemediği için haklar korunamaz. Şafii mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi namazların cem edilme sebebi değildir? B şıkkı hastalık. Mecellenin ezmanın tegayyuruyla ahkamın tegayyuru inkar olunamaz. Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişmesi kaçınılmazdır. Külli kaidesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Belli bir illete veya örfe bağlı hükümler o örf veya illetin değişmesiyle değişirler.